bir buyurun efendim dedi Ceyhun kulağıma. Yani herhalde ardımızda 80 program bıraktıysak 80 programın 80'inde de şu kulağımda Ceyhun 3-2-1 buyurun efendim diye başladı. Aslında bambaşka sohbetler ama sizin bundan haberiniz yok. Efendim yine bir aradayız. Sesim kısık malumunuz, iyiyim aslında, her şey yolunda ama yani böyle atlatıyor olmayı diliyorum aslına bakarsanız. Gerçekten herkes çok hasta, günlerce evde hastanede yatan arkadaşlarım var, çocukları var. Böyle geçirmeye şükür diyorum. Sağlığınıza dikkat edin, yediğinize içtiğinize dikkat edin. Uyku çok önemli. Ben bu aralar çok da uyuyamıyorum. Galiba oradan birazcık bağışıklık sistemim bir kendini bıraktı. Uyku bence hayatta en önemli şeylerden biri. Bugün yine programıma çok teşekkür ettiğim bir gün. Çünkü çok uzun zamandır tanıdığım, çok sevdiğim ama hayat koşturmasından çok da birbirimizi göremediğimiz, çok sevdiğim bir arkadaşımla bir arada olacağım. Aynı cümlenin içinde ne kadar çok kullandım ya Rabbim. Ya bu çokları montajda kesebiliyor musunuz bunu bilmiyorum. Ama program çok güzel olacak, bunu vaat edebiliyorum. Hangi cümlenin peşinden gideceğiz canım arkadaşımla? Gelin birlikte bakalım. Hepimiz yaşamın kısalığından söz ederiz de boş geçen zamanlarımızı nasıl kullanacağımızı bilemeyiz. Seneca. Duygu. Yani Sinan Albayrak için niye böyle bir cümle seçtiğini çok merak ediyorum. Sinan hepimiz için seçmiş. Gelir misin lütfen, söyler misin bana? Boş geçen zamanlarımızı nasıl kullanacağız? Bunu sen mi biliyorsun gerçekten? Zamansız gelmeyerek, umarım zamanında gelmişsiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, sağ olun, siz nasılsınız? Ay çok iyiyim, buyurun. Çok memnun oldum. Siz niye yaşlanmıyorsunuz? Çerkezlik unsuru olsa gerek. Bu ayıp ama. Yani teşekkür ederim. Ben de biraz önce dışarıda karşılaştığım çok eski bir hanım arkadaşıma aynı şeyi söyledim. Hiç yaşlanmayacak mısın sen diye. Ama bana demedin mesela. Burcu Kare. Ama sen zaten öylesin. Vay ki. Arkadaş, yani sen yıllan... hiç. Bir de utanmadan diyor ki dışarıdaki arkadaşıma söyledim. Beni gördü, hiç böyle bir şey demedi. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ne yapıyorsun? Farklı bir şey yapmıyorum ama aksine bazı arkadaşlarımız beni görüp ya çok fazla yaşlanmışsın, sakalını boyamaz mısın? Mesela bugün teyzem aradı, konuşuyoruz. Tak diye laf arasına Sinan sakalını boyasan mı acaba dedi. Herhalde bir dizimiz var, onu izliyor. Oradan... Su vereyim arkadaşım lütfen sana. Lütfen bunun üzerine su içeriz. Değil mi? Bir su içilir, soğuk su. Bu arada hakikaten en son gördüğüm kadarsın ki kaç sene önce gördüm bilmiyorum. Çok 10 sene mi oldu acaba? Çok uzun zaman oldu. Evet. Yo, yani ben de yaş almayı seviyorum ve tatlı olduğunu düşünüyorum yaş alma meselesinin. Sadece yapmak istediklerime hayat yetecek mi? Onunla ilgili biraz gerginlik başlıyor her yeni yaşla birlikte. Ya daha yapacaklarımız var, yetecek mi hayat gibi? Ben onu bu sıralar çok fazla düşünüyorum. Bir çocuğum oldu. Ya evet, söyler misin lütfen? Adı Taymin. Vallahi şu yaşın... Taymin ne Taymin demek? Taymin bir Bolat'tan gelme. Benim Çerkezce'de kendime verdiğim isimli Taymin. Eşim de oğlumuza Taymin ismini verdi. Çünkü ben Simbat adını koyacaktım. Simbat koymayayım diye Taymin koydu. Simbat da böyle, çok iyiymiş. Ya bak Simbat bir hani korsan prens çok hoş olur diye düşünmüştüm. Hep böyle çocuğumuz olunca orijinal isimlere kaçarız ya. Sonra falan. Da bütün İstanbul, ömrü öyle ha. Geçecek yani. Adın ne? Simbat. Ne? Simbat. Simbat. Nasıl Simbat? Bildiğimiz Simbat mı? Yani çok acı olmaz mı? Taymin de tabii biraz zorlanacak canım benim. Timing diyen oluyor. Tay diye tekrar. Bir isim daha koysaydınız. Çünkü yok Türkiye'de bir benzeri. Sadece yıllar önce belki buradan izlerse bir tane uzaktan beni seven bir insan, vatandaş diyelim. Çocuğuna Taymin adını koymuş benden esinlenerek. Onun dışında da bir Taymin adı yok Türkiye'de. Tek isim mi koydunuz evladıma? Ali Taymin olacaktı ama daha doğmadan herkes Ali demeye başlayınca... Sevmediniz, hoşlanmadınız. Dedi ki Ali bir kenara koyalım, Taymin'le kalalım. Ki çok memnunum şu anda sadece Taymin dediğimiz için. Çünkü kafa karışıklığına neden oluyor bence. Ne isim. Kadar oldu kendisi yaşamla tanışalı? 3,5 ay. 3,5 ay mı? Hı. Bir de sen uykusuz mu böyle yaşlanmıyorsun? Biraz bugünlerde biraz uykusuz ama dün gece Taymin yatağında yattım. Bak programa çıkacağım ben dedim eşime. Beni biraz yalnız bırakın. Evet öyle, sayende biraz dinlendim. Ah kıyamam. Ama sen de bak ne kadar ortaksın hikayeye. Çok önemli bir şey bu. Bebeğin yolculuğu sadece annenin yolculuğu değil. Yani bunu göz önünde olan, işte hayranları olan, hayran kitlesine sahip isimlerin. Geçen gün Kıvanç da sevgili Kıvanç Tatlıtuğ'a buradan sevgiler iletelim. Onun da biliyorsun çocuğu oldu ve o kadar karşılaştık güzel. Karşılaştık geçen bebeğiyle. Çok, evet, çok hoştu. Çok yani. Tatlılar ve gerçekten çok iştirakçı ve hani normalinin bu olduğunu öyle güzel anlattı ki basına. Çok önemli geliyor bana bunlar. Sizlerin baba olarak bu kadar göz önünde olan isimlerin bunu konuşuyor olması
kıymetli değil mi? Ya sen de zaten hani bu yollardan benden daha önce geçtin. Evet. Ben gerçekten Yaradan'dan çok diledim bir evlat. Bu yaşımda nasip oldu. Çok hakikaten özel bir duygu. Tarif edilmesi ya da kelimelerin eksik kaldığı bir yer burası. Yaşantıyla ya da yaşamayla gerçekten yaşadığınla ancak hissedebileceğin bir şey. Evet. Bu anlamda gerçekten çok mutluyum ve hani o dediğimiz şeyi zamanı doğru yaşamak, bugünlerde hele ki zaman çok daha değerli oldu benim için. Çok. Sağlığıma bakmak çok daha önemli oldu. Örnek bir baba, örnek bir insan olmak çok daha önemli bir yer oldu, teşkil etti. Daha dikkatli oluyorum hayatımda ama özümü bozmadan ya da kendi o normal kişiliğimi bozmadan diyeyim. Çok güzel bir fotoğraf paylaşmışsın. Ceyhun burada sol kulağımı kemirdi. Fotoğrafa pas at, fotoğrafa pas at. Yani tam fotoğraf zamanı. Buyurun fotoğrafı görelim Ceyhun Bey. Time'inin ayıcığı. Bu ne ya? Beş parmak. Sonra nasıl büyüyor Allah'ım? Çok hızlı büyüdü. Benimki 5 santim önde gidiyor şu anda. Erken doğum oldu. Hmm. Biraz erken davrandı kerata. Hmm. Ama buna rağmen şu anda kendi aydaşlarına nazaran 5-6 santim ileride gidiyor. Müthiş bir şey. Allah sağlıkla bir ömür yaşamayı nasip etsin. Ayağına taş değmesin, ne seviyorum bu lafı. İnsanı ilerle karşılaştırsın. Amin. Bu iki lafı çok seviyorum. Güzel günlerini paylaşın. Bütün evlatlarımız için geçerli bu dualar tabii sadece Time'in özelinden hepimize diyelim. Peki biz hemen kasaba doktoruna dönelim. Evet. TRT ekranlarında kasaba doktoru. Kaçıncı bölümdesiniz? 26'yı çektik. Bu Dünya Kupası girdi araya. Aradan sonra devam edeceğiz. Hı-hı. Umuyorum ki. Nasıl hissediyorsun kendini? Sen seviyorsun değil mi dizilerde olmayı? Ya diziler aslında artık yorulduğum da bir alan oldu diyeyim. Evet. Ama ne yapalım, yaşam gayesi diyorsun. Hayatta bir de bebeğimiz var diyoruz. Emek harcamadan gelir olmuyor. Evet. Karakterine bağlı olarak mesela şu anda oynadığım dizi gerçekten Kasaba Doktoru. Kadrosuyla çok değerli bir dizi. Verdiği özenle çok değerli. Hı hı. Ve ben belki de ilk defa kötü bir adamı oynuyorum bu dizide. Oynamadı mı daha önce kötü adam? Kötü adam hatırlamıyorum oynadığımı. Yani dizi olarak oynamadım. Sinemada Metin Akpınar'ın karşısında bir sahnem vardı, onu saymazsak. Dizi olarak ilk defa bir kötü karakteri canlandırıyorum. Biraz da böyle tepeden bakan bir adam. Ama öyle sınırda olmak zorunda ki buradaki kötü adam bir hastane grubunun başkanı. Dolayısıyla bir mafya kötüsü olma imkanım yok. Çok sınırda gitmesi gereken, böyle nötr olup hani eksiyle artı da böyle arada buluşan bir kötü. O dengeyi sağlamak zordu ama bence şu anda gittiğim o noktada iyi bir karakter çıktı. Eminim iyi bir karakter çıkmıştır. Peki, şimdi ben biraz başlara döneceğim. Okay. Yani senin 3 aylık haline dönmeyeceğim, o kadar başa dönmeyeceğim ama biraz böyle baba oğlu ilişkine bakmak istiyorum. Çünkü oğlundan bahsederken daha bir başka davranıyorsun gerçekten. O yüzden bu baba oğlu ilişkisine bir bakmak istiyorum. Nasıl bakacağız? Sen bakacaksın, ben anlatacaksın Sinancığım. Yani bir nasıl bakacağız? Hep beraber bir bakalım. Aslında şunu düşünelim. Çocuksun ve baban nasıl? Nasıldı o anlar? Baban sende nasıl bir iz bıraktı? Babanla ilgili çok tatlı bir paylaşımım var. Ben çok etkilendim o paylaşımdan. Babanın son dönemleriyle alakalı bir keşken olduğundan bahsetmişsin. Hmm. Bir röportajından. Evet. Oralara biraz değinmek istiyorum. Baba olmak babanla şöyle bir hesaplaşmanı sağladı mı? Genelde çünkü anne baba olduktan sonra başka bir şey oluyor anne babayla aranda. Kesinlikle. Bunları senden bir oyuncu olarak da dinlemek isterim. Ben babamdan bahsettiğim zaman hemen böyle bir duygusallaşırım, hüzünlenirim. Böyle hemen bir gözlerim dolar. Bugün öyle olmayacak. Olma. Daha dün gerçekten kendi çocuğuma bakarken şöyle kucağımda duruyor böyle bir ara bir yan yan sırıtıyor. Ay. Ya dedim acaba benim babam da böyle beni eline alıp hani benim o gösterdiğim sevgi aga gugu garip kelimeleri kullanarak yaptı mı, bu sevgiyi gösterdi mi bana da acaba? Evet. Çünkü babam böyle çok çalışan bir adamdı, işte yurt dışındaydık, hep başka şehirlerdeydi ve ben 4. çocuğum, hani zaten sevgisini yeterince göstermiş çocuklarına. Ama bazen en sonuncuya en fazla gösterilir ya. İşte, bazen. Ha, oradan ben de bir umut kırıntısı edindim kendime. Aynı şeyi söyledim. 5 sene sonra ilk defa bir çocuğu oldu.
herhalde göstermiştir dedim. Oradan bir babamı yad ettim ve evet yani çocuğumla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Çekimden hemen sonra hiç başka bir şeyle oyalanmadan, ilgilenmeden hemen evime gidiyorum. İstanbul'un trafiğine her zamankinden daha fazla ah ediyorum, söyleniyorum. Her akşam ritüellerimiz var çocuğumla. Beraber duşa girmeyi çok seviyorum. Ay mesela ne güzel. Onun suyunu altına tutmayı böyle. Oradan baksın. Sırf o yüzden bir tane küvet aldım, sokuşturdum köşeye, banyoya zar zor. Onu da yüzdürmeyi çok seviyorum. Oh. Uyutmayı, onun uyandığı o ilk an yanında olmayı çok seviyorum. Allah çok daha fazla analar yaşamamızı nasip etsin. Amin. Diyorum hep. Onu diyorum ya yani... Ya Allah'ım sen bana biraz ömür ver. Bu çocuk bana doysun, ben ona doyabileyim şeklinde. Evet. O yüzden yaşantımızla, tavırlarımızla da belki biraz daha kendimize daha özen göstereceğiz. Sağlığımıza dikkat edeceğiz. Gerisi artık kaderde diyelim. O da sarı mı senin gibi? Ya sarı bekliyorduk. Eşim de sarı çünkü. Yeşil gözlü, ben sarışınım falan. Bu böyle bir kızıl çıktı. Bizim Çerkezler'de kızıl, kızılcık turbu çıkabilir. Bu şu anda kızıl, sarı, biraz böyle koyu renk gibi görünüyor. Buralar sapsarı tüylerle dolu. Yani bekliyoruz bakalım, daha tam şekline gelmedi. Ama saçlı doğdu bayağı yani. Ay aşkım, dökülecek onlar bebekleri. Dökülecek, kendileşecek bakalım. Yeri buldu ben. Peki, adrenalin dolu bir gençlik. Şimdi ben böyle başlıkları sana sunuyorum. Sen hangisinden heyecanla paylaşmak istersen, konuşmak istersen onları konuşalım. Gerçekten adrenalin dolu bir gençliğin mi oldu? Ben seni öyle... Yani ben tabii sette hatırlıyorum seni de öyle bir böyle gibi sağda solda bir garip garip kelimeler kullanıyorum, laflar ediyorum. Ondan sonra hadi bakalım, al bakalım ondan sonra. Hadi temizle, en azından temizlersin işte fırsatı. Adrenalin derken o yani çok barlarda çalıştım, dedin? Güvenlikle uğraştım. Oyunculuk merakım yüzünden demişsin. Bar güvenliği ve yakın korumalıkla geçirdim. Evet. İş ilk öyle mi başladı? İlk tabii onu böyle para kazanayım bir an önce derdine girdim. Yapabileceğim iş neydi bile. Böyle zayıf bir tiptim ben ama güzel hareketlerim vardı diyeyim. Böyle bar güvenliğinden başladım. Tamam. Bir sürede yakın korumalık. Böyle kendi çekirdek bir ekibim vardı bir dönem. Bunlara hasbihal ettik. Babam hatta rahmetli böyle bazen façası bozulmuş halde gelirdim işte eve. Façası bozulmuş. Ya oğlum ne kazanıyorsun söyle, ben vereyim sana, gitme ne yapıyorsan yapma. Bak bu derdim. Sevgi. Bu sevgi ve İkna hani değil misin bu endişe tabii sevgi ki. Yani. Cümlesi ya zaman. Babam beni çok severdi o evet. Ayrı ama hani bebekkenki tavırlarını merak ediyordum babamın. Annen acaba yani. Anlatmaz mıydı sana? Babam mı annem o anlamda anlatmaz. Yani. Galiba bir günlük tutmak lazım Sinan. Ben günlük tutuyorum. Ne için günlük tutmak yani i̇şte, çocuğa evet. Yarın okusun diye değil timing, mi? Evet. Vay, güzel fikir. Yani timing'e bunu bugün seni kucağıma aldım, göz göze baktık, bizim ritüellerimiz var seninle falan diye. Çünkü bence o da ileride bu soruyu soracak. Aslında fotoğraflarla zaten telefonumuzu doldurduk. Evet. Daha doğalı 3,5 ay olmuş. Baktım doğduğu günden bu yana 13 bin fotoğraf video çekmişim ya. Hayırlı uğurlu olsun. Her şey var orada zaten. Ben en son 55 bindeydim. Görmemişin vallahi çocuğu mı? Olmuş gibi yani. Kaçıncı çocuğun olursa olsun fark etmiyor. Yani. Artık en son Ali böyle yeter dedi yani yeter. Ama insan niyeyse her anını... Sonra ne yapacağız bunları? Depolu, siliyorsun yani, bir kısmını. Evet. Yani şöyle bir şey oluyor çünkü bir anı 10 kere çekmişsin arka arkaya. Niyeyse. Niyeyse. Sonra böyle geriye dönüyorsun. Hatta dün akşam gene uyku tutmadı. Bu böyle İstanbul sallandıktan sonra ben geceleri uyuyamıyorum uzun bir süredir. Ben çok hissettim o sarsıntıyı. Biraz böyle psikolojimi bozdu. Uyanıyorum böyle tam 4'te her gece uzun zamandır. Ne yapayım diyorum. Telefondaki resimleri sileyim bari. Hakikaten böyle aynı anda 10 defa basamazsın ya. Bence otomatik almışsın sen o. Yok değil ya değil heyecandan. Ay gözü kapalı çıktı. Ay bir dakika. Neden yani? Sen de güleceksin biraz sonra görürsün. Yani doğru. Ben de şu anda zaten bunu hiç çekmişim falan. Evet. Kaydır bitmiyordu. Evet. Ama çok güzel. Kalsın bir kenarda dursunlar şu anda. Tatlı. Eleriz sonra. Peki ne oldu sonra? Bodyguardlık yaptın. Ekibinle beraber façalandın. Sonra oyunculuk başlayınca hayatımızda artık bir noktadan sonra karar vermek gerekiyordu. Nasıl? İstedin mi oyuncu olmayı peki? Çünkü eğitimini de aldın sen bu işin. Orada benim kafam karışıyor. Sen şimdi bodyguardlık yaptıktan sonra mı konservatuar okudun? Tabii aynen. Ha. Aynen. Ben 4 sene geç girdim konservatuara. Yani lise bittikten sonra arada bir 4 sene var. Tamam. O arada bir Ankara Sanat Tiyatrosu'na girdim işte. Samsun'u kazanmıştım üniversiteyi. Makina... Yok hani benim yapabileceğim şeyler değildi artık onlar. Hep böyle bekleyerek geçti ve inat ettim konservatuvara gireceğim diye.
Arkadaş kazandırmadılar. 4 sene uğraştım. Ama sadece dil tarihin sınavlarına girdim ben. Ha. Dil Tarihi Üniversitesi'nin de rahmetli Ergin Orbey. Ya niye kazanamıyorum dedim artık. Çıldırdım bir sınav sonrası gittim yanına. 4 aşamalıydı sınav. Ben 4. aşamada eleniyordum hep. Yani sonlara kalıyordum. Evet. Bunu daha önce başka yerde de anlattım ama ya Sinan dedi oyunculuğunu çok beğeniyoruz tamam ama bir dil problemin var. E'lerin kapalı ya da açık oluyor. Ben Çerkez'im bir de Almanya'dan gelme durumu var. İşte her er askerdir diyorduk o zaman demek ki. Ama diyordum, okulda bunun için değil mi zaten? Aynı şey. Ben 4-4'lüksem zaten size niye geleyim ki? Evet. Ya siz alın yetiştirin beni. Onu da siz düzeltin artık demiştim. Evet. Sen seneye bir daha gel dedi. Seneye gitmedim. Hacettepe'ye girdim. Bilkent'e girdim. İkisini de kazandım ve hani bir tercih yapmam gerekiyordu. Bilkent'in, tamam. Hacettepe'nin hocaları aynıydı. Hacettepe'ye niye girmedim 4 sene boyunca? Torpilsiz giremezsin diye beni hep korkuttular. Yaşım da geçmek üzereydi. 22 yaş. Hadi artık bir gireyim, bir deneyeyim dedim. Evet. Kazandım. Keşke daha önce girseydim. 4 sene belki beklemezdim. Ne kadar büyük bir inanç bu. Peki sen oyuncu olmaya karar verdin o zaman. Ben verdim. Bayağı ciddi verdim. Nasıl verdim? Bir sinek sayesinde verdim. Çok. Sinek mi? Bir şeyin de normal olsun be arkadaşım. Ya arkadaşım diye düzgün ağırlamaya çalışıyorum ama sinek sayesinde de oyuncu olmaya karar verdim deyince artık nereden koruyayım? Gerçekten yani bir sinekten, buyurun, başladı bu olay. Yani tanışabilir miyiz sinekle? Kameralarımızı sineğe çeviriyoruz arkadaşlar. Buyurun. Ben teknik ressamdım. Yok adamda teknik ressam bodyguard. İnşaat konstrüksiyonu çiziyordum. İşte, sen? Evet, masam var, paftam var, hesaplamalarını yapıyorum falan filan. Bunun eğitimini aldın. Evet, onun eğitimini aldım. Bunu yapıyorsun. Ben teknik lise okudum. Tamam. Makine ressamlığı okudum ama inşaat üzerine çalışmaya başladım. Bir gün yine çiziyorum. Yine oturmuş çiziyorum. Önümde masam, kendime ait bir masam. İşte Aydınger'im önünde. Kalemlerimiz var, rapido kalemlerimiz var. Çizim yapıyorum. Bir sinek kondu masama. Bir sineğe takıldım böyle, onu izliyorum. Sonra bir parmağımı uzattım o sineğe doğru. Pıt, parmağıma kondu. Falan böyle parmağı kaydedim. Parmağı getirdim, yaklaştırdım. Pıt, parmağıma kondu. Ne oluyor ya dedim böyle. Halüsinasyondur böyle... o, çok çalışmış. Yok o sinek, yok aslında. Belki mürekkep bir şey değil mi? Rapido akmış böyle. Kesin falan. Mürekkep o. Yok gerçek, vallahi billahi ya. Ya bir herhalde bir eğitimli yarım saate sinek, yakın konservatuvar mezunu sinek. Bir bağ kurduk yani. Nasıl olabilir hayatta bir sinekle bağ kurmak? Niye, Sinan? Mickey Mouse nasıl çıktı? Bu uykusuzluk. Evet Sinan, dinliyoruz. Işıkları biraz kısalım mı arkadaş? Peki. Timing. İnanıyorum sana. Evet. Ben hasılı Kiram, o sinekle bayağı bir vakit geçirdim. Beni felsefik bir alana sürükledi o sinek. Parmaktan parmağa geçen. Parmaktan parmağa, gerçekten yarım saat oynadık o sinekle. Sinekle yarım saat oynadık. Bu masanın içinde şu alanda. Bu beni nereye getirdi bak şimdi. 80 program çektim. Bence gerçekten en iyi an bu an ya. Yarım saat sinekle oynamış arkadaşım var benim. Evet. Bir sinek beni oyuncu yaptı. Evet. O sineği salıverdikten sonra artık ya o sıkıldı ya ben sıkıldım bilmiyorum. Ha bir de ayrıldınız. Ayrıldık gitti. Yani çok sağ olsun arkasına bakmadan gitti. Peki. Diye. Size bir güvercinle hikayemi de anlatabilirim sonrasında. Arkadaşlar tam bunu da soracağım. Evet. Ay. Ben masama baktım, o sinekle oynadığımız o alan, evet, yarım saat boyunca bu alandaydım. Dedim ki ben ömrümü bu masanın etrafında, bu çerçevenin içerisinde mi geçireceğim dedim. Beni o sinek sorgulattı hayata karşı ve olduğum yere karşı. Evet aslında mantıklı. Ben rapidoyu bıraktım, eşyalarımı koydum bir poşete, direkt patronun yanına gittim. Nasıl o an? O an. Ben istifa ediyorum dedim. Ne? Dedi. Ben bırakıyorum işi dedim. Ne diyorsun ya, ne bırakması falan? Sinek gururumla oynadı diye. Gerçekten öyle. Bak yani, anlatmadın değil mi bunu patrona? Anlatmadım, seni anlatmadım. Aslında anlatsaydın şey yani, kovulurdun, iyi de para alırdın. Ben sonrasını anlattım hep çocuk bu hikayeyi. Çocuk delirdi herhalde diye. Ben hep sonrasını anlattım bu hikayeyi. İşte bir gün yolda yürüyordum, Hacettepe Üniversitesi'ni gördüm, Devlet Konservatuvarı yazısını gördüm ve girdim sordum. Bunun öncesi buydu. Bir sinekten dolayı çıktım, istifa ayrıldım, ettim, yürümeye başladım. Saatlerce yürüdüm. Aynı gün. Aynı gün. Ve sinek Hacettepe Üniversitesi'nin kapısında. ben öyleymiş Mersem değil mi? Seni bekliyor. Sinekle ilgili bir film izlemiştim. Bak şimdi onu hatırladım. Çok güzel bir filmdi ya. İşte o yazıyı gördüm, konservatuvar yazısını. Gittim merak ettim. Ne oluyor burada diye sordum. Ve tiyatronun varlığını
üniversite düzeyinde verildiğini ben daha o zaman yeni öğrenmiş oldum. Yani tiyatronun üniversitede okutulduğunu bilmiyordum ben. O kadar cahilmişim o konuda. Neyse. Ama müthiş bir şey bu yani. Bunu bilmek ve bunu öğrenmiş olmak. Ben hep Avrupa'da zannederdim ya da Amerika'da zannederdim. Fame dizisini izlerdik biz o zaman. Tabii. Bayılırdım Fame dizisine. Evet. Yani her şey vardı orada yani. Ne hatta güzel okuldu be. Çok güzel bir okuldu be. O ne, ne uçarlardı ya? Böyle uyş falan atlayarak. O ne ya? İşte Fame'den buralara geldik, senin karşında oturuyorum. Bir sinekten şey, yola çıkaraktan falan. Değil mi? Bir da, uçabiliyor muyuz sinek falan gibi? Onlara bir bakalım. Hadi. Ama sinekle ilişkisi olan bir oyuncu. Ya gerçekten inanamıyorum. Güvercin o sineği merak sorucum ediyorum. Ne oldu sonra? Başka kimlere ilham verdi? Bilmiyorum. Yoksa hani yoluna gitti mi, yazdı mı oldu? Hayattaki işaretleri görmek çok büyük bir şey, şaka bir yana. Gerçekten. Çok duygusal bir adamdım. Gereksiz bir duygusallığım vardı. Belki de o dönemlere denk gelen bir şeydi. İşte benim bir Zişan karakterim vardır hayatımda. Mırıldandığım bir isim, duyduğum bir isim. Onun üzerine 2 yıl şiir yazmışlığım vardır Zişan üzerine. Bu hani o romantik dönemlerin galiba içerisinde var olan bir anıydı. Ve sonra o anıyı Zişan, belki de o anı o şekilde yakalayabildim. Zişan yani seni bir yere bağladı mı? Zişan beni yazmaya yönlendirdi aslında. Evet, hmm. Zişan ismi. O da böyle otobüste giderken yandan duyduğum bir isimdi Zişan. Hayatımda duymadım öyle bir isim. Birileri konuşuyordu kendi aralarında. Böyle beynimde bir kapı açılmış gibi, otobüsten indim sersem gibi. Ve Zişan adına şiirler yazmaya başladım. Ne kadındı, ne erkekti. Bir cismi yoktu. Bazen geceydi, bazen gündüz, bazen düşen bir yapraktı, bazen karanlığa uzanan bir yoldu. Ama hep bir siyahlık vardı işin içinde Zişan'da. 2 yıl sonrasında bir kartpostal buldum Ankara'da. Siyah beyaz bir kadın profili, doğal olarak siyah beyaz olduğu için kadın siyah saçlıydı, siyah gözlüydü yani. Mürekkeple çizilmiş ve Zişan karakteri orada bir kadın oluverdi bende. Ve sonrasında Zişan artık bir kadın suretinde şiirlerimde var oldu. Ve o şiirler sonra çöpe gitti falan. Yok artık. İşte burada kötü anılarım var, onlara girmeyeceğim. Anneme selam gönderiyorum buradan. Keşke bu anıları hatırlatmamış olsaydım. Evet. Hep olaylar böyle romantik böyle misin ya? O zamanlar öyleydim ya. Şimdi herhalde eşime sorsan ya da hani tanıyanlara sorsan o kadar demezler ya. Yani bir zamanda. Ama böyle hep bir sükun halin var senin ha. Böyle bir izleyen. Değil mi? Bana beni seni anlat. Vallahi bana beni anlat. Biz niye ne kadar eski tanıyoruz, neden tanıyoruz? Cem'e buradan sevgiler iletelim. Cem Yılmaz'a. Her şey çok güzel olacak filminde. Set paylaştık. Sana ona dair de güzel bir anlatabilirim. Keşke sana bir hediye getirseydin ya. Keşke. Ben yollayabilirsin, bilmiyorum, kabul ederim olur sonrasında. Ama şurada şu an koymak isterdim ya. Evet. Üzerimde bir şey de yok. Olursun belki bir şey. Küçük Prens çok severiz ben yani. De. Yani. Evet. Ya o her şey çok güzel olacak. Konservatuvarda Hacettepe'nin kantininde oturuyorum. Evet. 2. sınıf mıydım acaba o zaman? Cep telefonum çaldı. Cep telefonu da kimse de yoktu o zaman. Yani havalısın. Yani Almanya'ya gitmişim böyle, oradan almışım ha böyle. Telefonum çaldı. Alo. Merhaba diyor kardeşim. Ben Luisa dedi. Luisa ne ya falan diyorum ben böyle, tanıyorsun. Evet. Luisa mı falan, hani hayatta duymadığım bir isim. Almanya'dan aldığım falan telefonumu Luisa arıyor. Gizemli, sinekten sonra ikinci gizem. Nokia'mda bir Luisa var. Ya, merhaba, merhaba. Bizim bir sinema filmimiz olacak. Cem Yılmaz'la beraber biz sizi düşündük. Ben de şimdi bir yandan konuşuyorum ve kantinden aşağı bakıyorum etrafa, bu alana. Diyorum ki biri beni işletiyor bizim ekipten. Hiç düşünmüyorum gerçek olabileceğini falan. Öyle mi Luisa'cığım, neredesin bakayım? Akşam yemeğinde istiyorsan oturalım, buluşalım, kahve içerken konuşalım falan filan diyorum. Dalgamı geçiyor. Canım bak şu anda müsait değilim, bana başka teklifler geliyor şu anda, kapatıyorum deyip kapattım telefonu. Çok ukala tavırlarla yani. Bu ne ya? Sanki 10 tane film çekmişim başrolde falan. Hayatımda ilk defa. Ama inanmadığın için yapıyorsun. Tabii canım, Luisa diye birisi arar mı ya insanı yani? Arar. Ne de tatlıdır. Çok tatlıdır valla. Selam buradan da tekrar. Kapattım. Böyle gülerek etrafa bakıyorum tekrar. Luisa falan. Luisa neredesin? Sonra telefonunu Renda'dan aldım deyince, onu da tanıyorsunuz. Canım Renda. Ay ne güzel isimler andık bugün, sana da öpücükler. Telefonu da Renda'dan aldım deyince, Renda adını hiç kimse bilmiyor. Dırın, hani dırın, o benim camiadan. Dırın. Alo. Luisa. Telefonu arkadaşım baktı demin. O ben değildim. Ben değildim ya o.
neyse anlaştık bir şekilde ama çok ukala davrandı bana, çok ters davrandı gerçekten. Ah. Ben İstanbul'a geldim, o kameranın karşısına geçtik, hani deneme kamerası, ah. Neyse işte kendimize anlatacağız. Evet Sinan, o ilk telefonu aldığın anı oynayabilir misin dedi bana. Çok iyiymiş. Zaten karakter de ukala birisiymiş, evet. Allah'tan öyle yırttık yani, evet. Tolga Naber. Hani, evet hı? Tolga Naber. Öyle. Benim için de her şey çok güzel olacak öyle. Daha yeniyim yani, küçücüğüm ve beni bir yapım şirketine yolladılar. İşte ilk filmi miydi senin? Tabii tabii. Ve işte kast için çekim yapılacak dendi. Hmm. Beni bir odaya aldılar, bir tane sahne verdiler. Bunu oku, kameranın karşısında oynayacaksın dediler. Girdim, okudum. Ondan sonra beklettiler. Sonra bana dediler ki bu tarafa alalım sizi. Nasıl yani o tarafa alalım sizi? İşte sizinle çalışacağız filmde. Nasıl benimle çalışacaksınız filmde? Hayatımda bir ilk oluyor. Sonra bahçeye bir çıktım. Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson duruyor bahçede. Hiç üstüme alınmıyorum tabii. Ne filmi olduğunu hiç söylemiyorlar çünkü. Ve sonra dediler ki işte Cem Bey'in yazdığı Mazhar Bey'le birlikte Allah rahmet eylesin Selim'le Naşit'i Özcan'la. Canım, canım. Çok ve, güzel kadroydu zaten evet, yani. Yani öyle başlamak iyi oldu mu bilmiyorum. Bunu da senelerce Cem'e her gördüğümde söyledim. Yani o kadar çıtayı yüksek bir yerde tuttuk ki sonrası çok zor oldu. Hep özlemini duydun değil mi sen de oraya evet, dair? O evet. İlk. Demek ikimiz de aynı filmde ilk filmimiz evet, o olmuş oldu. Evet. Gerçekten çıta o kadar yüksekten başladı ki sonrasındaki hiçbir yapımın içerisinde o evet, mutluluğu olmadı, bulamadım. Ben Ömer de Vargı, fikirdeyim. Mine Vargı. Ay, onlara da teşekkürler Ömer Vargı, buradan. Mine Vargı hepsine. Mazhar abiye dair de bir şey anlatabilir miyim? Vaktiniz var mı? Tabii hemen ki. Kısaca. Şimdi ilk tecrübem ya sinemada, çok şey de bilmiyorum, acemiliğimi de biliyorlar. Kafa attığı sahne var ya bana. Ya evet. Sonunda. Biliyorum ben bunu, anlat. Sinan dedi. Evet abi. Oğlum sana bir kafa atacağım dedi. Lisedeyken bana bir kafa atmışlardı. O hınçla vuracağım oğlum sana dedi. Abi ya yapma ya, ciddi değilim falan diyorum. O sahne geliyor şimdi. Kafa atma sahnesi. Ben her seferinde bir geri çekiliyorum. Gerçekten vuracakmış gibi. Tik yaptı bende. Eyvah. Zar zor tekrar da çekmiş olduk. Buradan herkese, o yapımda olanlara, izleyenlere de selam olsun. Mazhar abiye başta olmak üzere. Gerçekten hepsine selamlar, sevgiler. Peki efendim. Aslında programın sonuna doğru geliyoruz. Ama böyle hayatının şu andaki en büyük yıldızı baba olmak gibi görüyorum. Evet. Böyle bir dönüp baktığında nasıl bir cümlen var bugüne kadar yaşadıklarına dair, bunu çok merak ediyorum. Ve ileriye dönük ne hayallerin var, bunu çok merak ediyorum. Geçmişte yaşadığımız her şeyin sebebi bugün için. Ah ettiğim çok şey var ama artık ah ettiğim her şey için de pişmanım. Ah etmeye gerek yok. Var olduğun nokta geçmişin sebebiyetiyle var olduğun noktadır. Evet. O yüzden olduğum yerden çok mutluyum. Geleceğe dair de dedim ya, gerçekten iyi bir baba, iyi bir eş, daha iyi bir insan olmak istiyorum. Kırdığım, üzdüğüm insanlardan böyle helallik almak isterim her daim. Bir duruşumuz olmalı. Hakikaten aklımızla, ruhumuzla, kalbimizle hareket edip doğrunun peşinden gitmek durumundayız. Sen de biliyorsun, içinde olduğumuz ortam içerisinde, yaşadığımız dünya içerisinde doğru gidebilmek çok zor. Evet. Böyle edebi kelimeler kullanmak çok kolay ama bunu yaşayabilmek çok zor. Umarım ki kullandığım kelimeler kadar bu rahatlıkla bir hayatı dürüstlükle ve güzellikle yaşayabilirim. Geleceğe dair tek derdim bu. Yani kelimelerinin arkasında olmak mı niyet? Evet. Doğru insan olmak işte ya. Evet. Konuşmak kolay oluyor dediğin gibi gerçekten. Bu arada tabii tiyatro oyunu var mı? Onu da bir sormak isterim. Film var mı bu aralar? Bunları da bir sormak isterim. Tiyatro oyunu, bu sıralar teklifler geliyor tiyatro oyunu. Hı-hı. Ama hem babalık sebebiyle hem de oynadığımız, şu anda içinde olduğumuz dizi nedeniyle, hı-hı, yoğun çalışıyoruz çünkü. Tiyatro benim için şu anda biraz zor, hı-hı, zaman açısından. Belki daha ileride yine düşünebilirim. Sedef Şahin'le çok güzel bir oyun yapmıştık bu pandemi başlarında diyeyim, hı-hı, dönme dolap. Yine o tarzda bir oyunu yani kabul edebilirim, oynamak isterim. Sinema dersek de Kadir Doğulu'yla bir film yaptık.
Bekliyoruz bakalım artık vizyona mı girecek, kanala mı satacak, o Kadir Doğulu'nun inisiyatifinde olan bir şey ama kendi adıma orada canlandırdığım rolün izlenmesini isterim. Tepkisini ve eleştirisini almak isterim. Çünkü biraz farklı bir tip oldum. Öyle benim mi? için, yani biraz yaşımdan daha ileri bir karakter. Ve film gerçekten, onu Kadir'e de söyledim, yani çok ince bir çizgiden iki tarafa da meyilli diyorum. Belki buradan kızarlar bunu dediğim için ama işte o taraf, hangi taraf bence iyi olan tarafa tepkinin ve eleştirilerin böyle gerçekten şaşılası bir beğeniyle geleceği tarafa düşecek diye düşünüyorum. Çünkü çok farklı bir komedi, absürt, yani kara komedi oldu. Ya beğenilmeyecek ya beğenilecek ya beğenilmeyecek diyorum. Zaten her film öyledir ama tabii. Bu film için biraz daha farklı bu. Bıçak sırtı bir şey yani. Evet, yani oradaki tiplemeler, karakterler, hikaye, kurgu, mizah anlayışı, gerilim dozajı gerçekten farklı bir film çıktı ortaya. Ben de çok merak ediyorum tepkileri. Kadir Doğulu için bunun dizisini yapmalısın diyorum, Mithat'ın dizisini. Dizi tarihinde belki de en şaşırtıcı, en farklı karakter çıkar oradan. Kadir Doğulu için söylüyorum yani. Bakalım neler olacak, zamanında göreceğiz. Dur bakalım ne olacak. Efendim, size ayırdığım bu defterin bir satırını yazmanızı rica edeceğim. Ay, iki gözlük getirdim. Aa, getirdin. Aa, sen de mi yakını görmüyorsun ya, kardeş? Sen, kaç oldun? Sana nasıl baktığımı görmüyor musun deminden beri? Kaç numara oldu? İki. Ben de ikiyim. Ya çok fazla aynı gidiyoruz. Hep her şey çok güzel olacaktan bunlar. Hiç iyi değil bu. İki, iki, iki. Şimdi mi yazacağım bunu yoksa bitirince mi yazacağım? Bir tane cümle alırım şimdi. Gelirsen içinden hemen. Sinekle ilgili olabilir, kabul ederim. Sana çok teşekkür ediyorum. Bir ben tane soru sormak istiyorum. Aslında şunu sormak istiyorum. Nesilden nesile aktarıma inanırım. Sevginin ve aslında anıların nesilden nesile geçtiğine inanırım. Bu noktada da babandan babalığınla Taymin'e devredeceğin şey ne olacak? Bunu bir cümlede toplamak istersen ne olur? Ama kendi bulduğun değil, babandan öğrendiğin bir şey soruyorum. Bunun cevabını sosyal medya için birazdan çekeceğiz. Düşünmeye babandan vaktin duydum. Yok. Var, hemen geldi aklıma. Aa, yani. Bak hemen geldi. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Ben çok bence teşekkür ederim. Bence o sinek hala etrafında. Bir bakar ol. Keşke kelebek olsaydı, birazdan görseydim. Kelebek daha güzel. Hayır, bence sinek daha sinek. Anlamlı. Kelebek değil, sinek daha anlamlı. Eşine de çok selam söyle. Teşekkür ederim. Evdeki herkese selam, sevgi, saygı efendim. Bana iyi gelen, bence sana da iyi geldi. Evet, bazen bir sinek değil mi? Bir sinek hayatınızı değiştirebilir. Yeter ki onu görün. Bir sinekle yarım saat oynayabilmek ne demek? Hayvanlarla ilgili konuştuğumuz bu kadar kalpsizliğin bir o kadar da kalbin yanında. Bir sinekle yarım saat geçiren bir kalbi ağırladım ben bugün. Gerisi bence teferruat, Taymin dışında. Bugün bu program size ne anlatmış olsun? Hayatın içindeki minicik işaretleri görün. Onlara zaman ayırın. Belki de hiç tahmin etmediğiniz bir yolculuğa çıkacaksınız. Bir başka bambaşka sohbetlerde yine bir arada olacağız. Hoşçakalın. Uzun zaman sonra yine bir arkadaşımı görmenin keyfini yaşadım bugün. Sinan 3 ay önce baba olmuş. O yüzden ışıl ışıl geldi programa. Baba olmanın gururu vardı üzerinde. Mesleğine duyduğu aşkın yanına eşi ve oğluna duyduğu aşk da eklenince tamamlanmış gibiydi. Bebeğin dinginliği ve kokusunu bırakarak gitti ardında. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Korkmak en büyük korkumdur.